Tayyip Hocam Çanakkale Boğazı'na ilk defa köprü yapıyor. Ne güzel ya, bak çok böyle yaratıcı fikirleri var. Ya bırakın hizmet etsin. Niye ayağına dolanıyorsunuz ya? Gece gündüz onu o kadar yoruyorlar ki psikolojik. O da mecburen cevap vermek durumunda. Ya bırakın da çalışsın işte, hizmet etsin vatana millete. Bu nasıl bir kafadır ya? Tek adam diyor. Yok 20 tane adam olsun. Kaç tane olur? Bir tane olur adam yani. Nasıl olması gerekiyor? Bir akıl olur. İdare eder. Yani anormal bir şey de varsa söylersin. Mesela İzmir'de köprü yaptı. Ayvalık'a falan bir saatte gidiliyor. Bir saat. Gayet güzel. Her yer kolaylaştı ya. Bütün yollar, her yer ferahladı. Mesela şimdi arabayla geçiyoruz. Köprüden falan. Eskiden milim milim yürüyorduk ya. Taksit taksit. Şimdi gayet rahat geçiyoruz. Tayyip Hoca'yı millet denedi. Kaç yıldan beri deniyoruz. Yani neyse işte o gördün. Yani ne zarar oldu vatana millete? Faydası oldu hep. Sürekli imar ediyorum. Yolda bir gidiyoruz. Her yer bağlık, bahçelik, çiçeklik. Tertemiz yollar, geniş her yer inşaat halinde. Her yer şantiye ya. Her yerde işler yapılıyor. Ha? Gayet güzel işte. Bir kargaşa yok. Efendim, ekonomi iyi. Ya bu kadar baskıya rağmen ekonomi çok iyi. Başka ülke olsa 30 kere yıkılırdı yani. Gayet güzel gidiyor. İradesi de iyi. Mesela yılmadı da. Yılmıyorsa biz de bütün gücümüzden destek vermek durumundayız. Yani sen ne yapıyorsan yap, biz seyredeceğiz. Olmaz. Var ya ayette, şeytanla Allah'a sığınırım. Musevilerden bir kısmı diyorlar. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz gelmiyoruz diyorlar. Onun gibi olur. Olmaz.